İncelet.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hayatımızı kolaylaştıracak bir uygulamadan bahsedeceğiz. Siz de zamanla ilgili problem yaşıyorsanız, yetiştiremiyorsanız bir takım işleri ve daha kolay yapabilecek bir şey arıyorsanız sizlere yardım edecek pratik güzel bir çözüm önerimiz var. Ondan bahsedeceğiz. Ama öncesinde eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, video içeriklerimizi eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlerin gözden kaçırdığı bir şey varsa onu bize hatırlatmak için ya da söylemek istediğiniz başka bir şey varsa ya da sadece destek olmak için yorum kısmına bir şeyler yazmanızı canı gönülden istiyoruz arkadaşlar. Bunu bizden esirgemeyeceksinizdir umuyoruz. Ve şimdi hazırsanız sizlere bu güzel uygulamadan bahsetme zamanı geldi. Başlıyoruz. Arkadaşlar günlük hayat içerisinde bir takım zorluklardan geçiyoruz hepimiz. Hepimizin yaşadığı zorluklar var. Onlardan bir takım olanları atlatmamız gerekiyor. Bununla bir örnek vermek istiyorum. Mesela işte araba kullanıyorsunuz, bir yere yetişmeniz gerekiyor. Ama bir şekilde de hızlıca bir cevap yazmanız gereken mail olabilir, mesaj olabilir, bir WhatsApp iletisi olabilir, fark etmez. Bir şeye hızlıca bir dönüş yapmanız gerekiyor. O zaman tabii arabayı kenara çekiyorsunuz. Elle yazmaya çalışıyorsunuz, zaman kaybına neden olabiliyor. Daha hızlı yazabilecek bir takım şeylerin arayışındaysanız Apple kullanıcıları için şimdilik gösterebileceğimiz bir özellik var. Dikte özelliği. Arkadaşlar ayarlara girin. Ayarlardan genel. Genel içerisinde aşağı doğru kayarsanız klavye. Klavyenin içerisinde de en altta dikteyi etkinleştir var. Şimdi dikteyi etkinleştire bir kez basıyoruz, bir uyarı geliyor. Bunu etkinleştirmek isteyip istemediğinizi soruyor. Etkinleştir diyorsunuz ve artık dikte etkin. Peki nedir dikte? Hemen size gösterelim. Arkadaşlar bir örneğin not uygulaması açtım ben şimdi. Bu not uygulamasında sizlere bir şey yazmak istiyorum. Mesela sen inceleme incelet. Bu bizim sloganımız. Bunu yazdım. Ve biraz da zaman aldı. Tabii yeni jenerasyon benden çok daha hızlı yazıyor olabilir. Bilmiyorum ama benden yavaş yazanlar da var kuşkusuz. Peki bunu daha hızlı nasıl yazabilirdim onu size göstereyim. Şimdi klavyenin şu alt kısmına bakacak olursanız arkadaşlar bir mikrofon işareti var. Şimdi ben buna basacağım. Sen inceleme virgül incelet ünlem işareti. Gördüğünüz gibi aynısını yazdı. Arkadaşlar burada bir takım kilit şeyler var. Onlardan bahsedeyim ben size. Siz de görmüş olun. Mesela cümleye işte bir mail yazıyorsunuz. İnsanların en çok takıldığı şey isimlerinin büyük harfle başlayıp başlamadığı ya da bey hanım gibi hitaplarda büyük harf kullanılıp kullanılmadığı. Şimdi bir örnekle size gösteriyorum. Merhaba Ersin Bey. Gördüğünüz gibi Ersin'e ve bey'i küçük olarak yazdı. Bazı isimleri bunların özel isim olduğu bazı isimleri anlıyor ve onları büyük başlatabiliyor ama genellikle de böyle sorun yaşatıyor. Mesela bir başka isim söyleyeceğim şimdi. Merhaba Ali Bey. Gördüğünüz gibi bunu da algılamadı. Peki şöyle yazacak olursam arkadaşlar. Merhaba büyük harf Ali, büyük harf Bey. Şimdi dilerseniz size bir takım kestirmeleri göstereyim. Mesela kısaca kullanabileceğiniz işte noktalama işaretleri. Nokta gibi, virgül gibi, soru işareti gibi. Bugün birlikte bir şeyler yapar mıyız? Soru işareti. Ya da işte bir şey yazıyoruz ya, sonrasında işte yeni bir satıra geçmek, yeni bir paragraf başlatmak nasıl oluyor onları da gösterelim. Uzun zamandır seninle görüşemiyoruz. Nokta. Yeni satır. Bence artık arayı uzatmayalım. 3 nokta. Arkadaşlar bir başka örnek vereceğim şimdi size. Bugün benim için çok önemli bir gün. Nokta. Yeni paragraf. Nereye gideceğiz? Virgül. Ne yapacağız? Virgül. Kiminle konuşacağız? 3 nokta. Bu uygulamayı kullanırken mikrofona mümkün olduğunca yakın olursanız söylediğiniz kelimeleri çok doğru ve çok hızlı algılayacaktır. Nokta. Şimdi dilerseniz ben böyle birine bir şey anlatır gibi
anlatmaya çalışayım ve o da notlar alsın, hata yaptığı yerleri de birlikte görelim. Uzun zamandır dolar kurundan Apple, Samsung gibi markaların etkileneceği söyleniyordu. Ve bu haber doğru çıktı. Yakın zamanda Apple ürünlerine %23 civarında bir zam geldi. Nokta. Bakalım yanlış yazdığı yer var mı arkadaşlar? Evet, şurayı yanlış görmüş. Onda zaten dikkat ederseniz altına noktalar koyuyor, mavi renkli ve düzeltebiliyorsunuz. Mesela ben şu an söylediğim şekle getirdim ve yazdım. Böyle kullanabildim ve bunu hemen paylaşabiliyorsunuz. İşte bu uygulamayı klavyenin açıldığı her yerde, altta mikrofonu gördüğünüzde eğer dikteyi etkinleştirmişseniz kullanabiliyorsunuz. Çok da pratik bir şekilde sizlerin yazı yazıp göndermesini sağlıyor. Ama hala %100 doğrulukla çalışmadığı için arkadaşlar söylediğiniz kelimeleri bazen yanlış anlayabilir. Yanlış anladığında da istemediğiniz şeyleri karşı tarafa göndermiş olabilir. Bir kez yazdırdıktan sonra göz ucuyla şöyle bir takip edip bazı kelimelerde hata olup olmayacağı konusunda emin olduktan sonra mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Benim gün içerisinde çok yoğun olarak kullandığım özelliklerden bir tanesi dikte. Çünkü dikte sayesinde daha hızlı yazabiliyorum. Neredeyse konuşma hızıma eşdeğer şekilde yazılar yazıp gönderebiliyorum. Son bir örnek daha yapalım sizlere gösterebileceğim. Bugün parantez aç. Kiminle gideceğimizi bilmiyoruz. Parantez kapat. Ama bildiğimiz tek şey eğlenmek istediğimiz. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşça kalın.